Evet, İsmet Badem geldi. Az önce ben tek başıma burada kaldığımda bazı bilgileri sayabildiysem bunun en büyük nedenlerinden bir tanesidir kendisi. İsmet Badem, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizinle büyüdük. Şimdi biraz açıkçası bir heyecan var. İyi büyümüşsün. Maşallah. Serpilmişsin. Serpildim. Nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. Şampiyona başlıyor. Evet. 2013 Slovenya. Bakıldığı zaman aslında geçtiğimiz şampiyonalara göre biraz daha havası olmayan bir şampiyona gibi gözüküyor. Şimdi şöyle, aslında 2001'de de 2010'da da buna yakındı. Sadece 2001'de birdenbire bir şarkı ve reklamlar bir anda gündeme getirdi. Aslında hem 2001'de hem 2010'da Avrupa ikinciliği ve dünya ikinciliğinden sonra bütün kanallar, bütün televizyonlar, bütün medyaların birinci sayfasına taşındı. Şimdi satır aralarında bulunan 12 dev adam basketbolumuz, evet, İnşallah final, inşallah şampiyonluk mertebesine ulaşır. Yine bütün kanallar, sizin ayrıcalığınız var. Çünkü hiç ümit etmezdim. Yani çünkü bütün kanallar o kadar suskun ki, bugün sadece birkaç radyoda lütfettiler. Hiçbir televizyonda bakıyorum, bütün kanalları dolaşıyorum. Basketbol sanki bu ülkenin sporu değil diye ve bunun bir tek nedeni var. En başarılı sporlarımızdan da bir tanesi. Yani. Ama işte bu şeyle ilgili değil. Yani bunun başarıyla falan değil. Direkt olarak sporcu bir ülke olmamamızdan kaynaklanıyor. Eskiden kulakları çınlasın, Süleyman Demirel'in çok güzel bir cümlesi var. Sporu üniversitelere sokacağız dedi. Spor üniversitelere sokulmaz, ilkokula sokulur. Evet. Dolayısıyla ben şimdi buraya bakıyorum. İnanıyorum ki bu kanalda en az 100 kişi, 200 kişi, kaç kişi ise lisanslı kaç tane sporcu var merak ediyorum. Partizan ve Kızıl Yıldız takımları ve hep hayranlıkla izleriz tribünlerine ve kopyalarız. Türkiye'de bu işi, tribün organizasyonu, herkes biraz yapmaya çalışıyor ama mesela lafın gelişi, salonun içinde acayip hayranlık içinde mesela ellerini açarlar. Aynı anda 10 bin kişi tek bir alkış gibi çarpar. Tribüne baktığınız zaman eğer elinizde imkan olsa, çünkü ben gidip orada kalıp eğitim ve sporu nasıl yürütüyorlar diye merak ettim. Birçok ülkeyi gezdim. Türkiye'de de 1539 tane panel yaptım. Eğitimle spor bir arada olmazsa hiç olmaz. Ve tribündeki 10 bin kişinin 9500 kişisi lisanslı sporcu. Ve her yere gittiğinizi biliyorum. Hatta bizim muhabir arkadaşımız Mustafa Çevik sizi Karabük'e davet etmiş. Oraya da gelmişsiniz. Evet. Orada da bir panel gerçekleştirmişsiniz. Şampiyonaya dönüldüğü zaman az önce dedik. Mesela bir basketbol şampiyonası var ve milli takımımız burada mücadele ediyor. Evet. Aslında ilk sayfalarda yer almayan bir milli takımımız var. Yani eskiden o 12 dev adam dediğiniz 2001'de sadece kendi ülkemizde organize edince ilgi gösteriyoruz maalesef. Ama işte sporcuca yetişmemekten kaynaklanıyor. Yani spor sayfalarında olsun, diğer her tarafta herkes reytinge ve futbola endeksli. Ben hayatımda yapmadığım tek şey, futbolu kıskanmıyoruz, futbola hiçbir şey söylemiyoruz. Futbol olduğu yerde kalsın. Biz futbolu aşağı çekmeyeceğiz. Türkiye'de hep bir şey vardır. Yüceleni, büyüteni aşağı çekerler. Evet. Hayır. O büyüdüğü kadar büyüsün. Ben ne kadar büyürüm, onun hesabını yapmamız lazım. Amerika'da mesela birçok şeye gittiği zaman, kafelere gittiğiniz zaman bir yerde beyzbol, bir tarafta Amerikan futbolu, bir tarafta da şey var. Mesela lafın gelişi, iki tane magazin programı ben rastladım. Amerika'da magazin programında sohbet ederlerken yakışıklı ve karınla delisi olan erkeklerden bahsederken bir tanesi dedi ki, ya sarışın biri var dedi. Ne iş yapıyor dedi. Böyle yaptı, ayağını uzattı. Ha 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 dedi, yönetmen söyledi. Bizim dedi, Victoria'nın kocası dedi. Bahsettiği 250 milyon dolarlık şey Beckham. Amerika'da 250 milyon dolar aldı ama Beckham'ın Amerika'daki futbolundan hiç görüntü var mı elimizde doğrusu? Yok. Evet. Demek ki basketbol bir gün gelecek ama ne zaman olacak ben de bilmiyorum. Şampiyonaya geçersek, çünkü süremiz de azalıyor. Nasıl bir şampiyona bekliyorsunuz? Arkadaşlarımızdan da rica edelim, milli takımımızın grubunu da D grubunu ekrana getirelim. D grubunda milli takımımızı nasıl bir grup şöyle, bekliyor? Şöyle, isimleri çok büyük. Rusya, Yunanistan, İtalya çok büyük isimler. Ama Rusya'nın bütün yıldızları yok. Krilenko da dahil olmak üzere. Yunanistan'da Diamantidis yok sadece. Evet. Andes bizim başımızın belası, Pirintesis var. Evet, ve Sponilis var. Yani inanılır gibi değil. Adam 5 ay yatıyor. Evet. Aa, Türkler geldi diyor. Bam 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 atıyor. Dolayısıyla Pirintesis ve Sponilis'i durdurursak. Sponilis de her zaman atıyor. O
bir şey daha söyleyeyim. Belki inanmayacaksınız ama eksiklerimiz olmasına rağmen Avrupa'da değil, dünya literatüründe müthiş bir üst saniyemiz var. Evet. Yani var çok ya, iyi. Var ya, eğer Tanyeviç şaşkınlık yapmaz, eğer rotasyon diye tutturup onun böyle geleneksel absürt iyi 15, oynayanı çıkarma gibi 15 sayı öndeyiz, yapma işte kardeşim, ölünceye kadar oynasın adam, bırak işte bayılıncaya kadar işaret etsin oynasın. Şöyle söyleyeyim, ben 3 saniye içinde Ömer Aşık tipinde bir oyuncumuz yok, Kerem Gönlüm tipinde bir oyuncumuz yok, Semih tipinde beğenmeyiz ama Semih gibi bir uzunları yok. Mesela biz Sırbistan'a yenildik, ben Sırbistan'ı hiç beğenmedim. İyi değillerdi, evet. Tabii yani sadece Chris için attığı şutlarla, Kat için attığı şutlarla 31 sayıyla yenildik. Ve onların atmadığı şutlarla yenildik. Onlarda da teyadüsü yok. Yani ben şu anda Finlandiya ile oynayacağız bugün. Evet. Ben Bagliani gibi müthiş bir oyuncu yok. Ve biz İtalya'yı, yani var ya, gruptan bir çıkarız diye düşünüyorum. Ya Eğer bir çıkarsak var ya, ekmek üzerine kadayıf. Çünkü İspanya ile eşleşmeyeceğiz, evet, o zaman. Yani gruplarda o zaman yine takımlar işte diğer gruplarla eşleşeceğiz. Ona da değineceğim ama milli takımımıza baktığımız zaman Kerem Tunçeri, Tanyeviç öyle bir sisteme gitmeye çalıştı. Doğuş Balbay, Sinan Gülerli baskılı kurmaya çalışan ve topu hücuma hızlı getirip orada hidayetle Emir'in eline bırakan bir taksit. Görmeyeli sen basketbol çok öğrenmişsin ya. Kerem Tunçeriler biliyorum ya, kızlar yeni moda biliyor musun? Böyle kızlar alıyor elini, böyle hidayete döndü, evet, böyle yaptı. Kerem Tunçeri dedi, rotasyonda dedi çok az oynar ama dedi, Kerem Tunçeri'nin olması lazım. Bu çocukcağız gülmeye başladı. Çünkü hayatı basketbol adamın, evet, ve 3 gündür basketbolu şey yapmayan, yanlış soru, evet, yanlış cümle, yanlış her, evet, şey yanlış. Kerem Tunçeri bu takımda oynar. Evet. Çok oynar ama onun adını koyamazsın. 3 dakika, 5 dakika kimseyle pazarlık yapamazsın. Sinan'ın ayağı sakat. 5 senedir ameliyat olması lazım. Evet. Ne sen biliyorsun ne Türkiye'de hiç kimse biliyor. Biliyor musun? Sinan'ın Efes'ten ayrılması, Anadolu Efes'ten ayrılmasının tek nedeni, evet, ayak bileklerindeki sakatlıklar. 5 senedir yazın ameliyat olacak. Bir milli takım olamıyor diye, bilmem ne diye çocukcağız özveriyle, aman milli takım kalmasın, aman milli takım. Biliyor musun? Sakat oynuyor. Evet, Kerem Tunçeri'siz bir milli takım olabilir. Ama yani Kerem Tunceri de iyi oynar. Ama Kerem Tunceri olsaydı çok daha iyi olurdu. Evet. Kerem Tunceri ile mesela Doğuş'u bile yan yana oynatabilirdin. Çünkü Kerem Tunceri mesela, lafın gelişi, adam 3,5 milyon dolar almış ama oynamadı NBA'de o yıldızları. Onun için bütün yük Kerem'in üstüne, evet, düştüğü için ve çok fazla süre aldığı için yıprandı. Yoksa Kerem Tunceri bu ülkenin yetiştirdiği en önemli oyun kurucu. O da Tofaş'a gitti. Ona da ayrı bir zaten değiniriz. Milli takımımıza yine baktığımız zaman herhalde sorumluluk ve yıldızlar açısından Hidayet ve Emir Prezic çok ayrılacak. Ya Emir Prezic, Tanyeviç'in bulduğu ve hakikaten çok önemli bir yıldız. Ama Widmar'da Emir Prezic'te hani var ya bu katmanları, darmaları tamamlamak, evet, bir türlü yapamıyor. Neden? Prezic çok dağınık. Widmar faul bile atamayan bir oyuncu. Ama ikisine de ihtiyaç var. İkisini de çok kritik. Türkiye'de, evet, takım, Fenerbahçe'de, Prezic'de, milli takımda. Şimdi devşirme diyorsun. Devşirmenin özelliği ne? Bir mal olacak. Evet. Ortak güzel bir şey olacak ki seni süslesin. Bir, Bo Maklebin Makedonya'daki gibi. Yani herhalde meşhur hani var ya, çilek, çilek diye bulacak. O Drogba olmalı. Bastığı zaman ayağını herkes o demeli. Emir Prezic daha öyle bir, evet, oyuncu değil. Yani yani mesela İspanya Ibaka'yı oynatırken bile, evet, biraz şey yapıyor. Keşke Ibaka gibi bir oyuncu, evet, olsa. Yani az önce dedim, Bo Maklep Makedonya ile oynadı. Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülüğe kadar taşıdı. Yani herhalde devşirmeden istediğiniz isim bu. Ama işte ne var biliyor musun? Yanlış yerde tutarsan olmaz. Evet. Ne oldu? Herkes diyor ki oyun kurucu, oyun kurucu değil. Ben de katılıyorum. İlevski ile birlikte oynadığı için. Evet. Bak Makedonya'da şimdi gene iyi oynayacak. Evet. Gene iyi oynayacak. Biliyor musun ki Makedonya'da şey yapan Makedonya'da oyun kurucu değil ki. Biri topu yapacak, getirecek. Yani biri hamalları yapacak. O 3 saniye yakın bölgede topu alacak. Tam NBA'deki yıldızlar gibi. Fenerbahçe'de böyle yapmadılar, evet, ki. Yüklendiler adamın üstüne. Her şeyi ondan beklediler. Bir de çok önemli. Sakatken idareci de aynı numarayı yapıyor. Antrenör de aynı numarayı, oyuncu da. Ben özveriyle oynarım. Hayır, özveri yok. Evet. İyileş, öyle oyna. Tamam, %100 hazır ol, öyle oynayın. Hidayet peki %100 hazır mı büyük kaptan? Olması mümkün mü? Yani eski Hidayet'le, ama Hidayet'in şöyle bir durum var. Hidayet'in
bir atımlık barutu var bu senelik. Yoksa seneye daha iyi olacak. O mesela ensede böyle kat kat adeleler, evet, değil de böyle yağlar birikmiş. Dolayısıyla Hidayet'in işi kolay değil. Hidayet şimdi bir de şöyle bir durum var, sorumluluğu var. Çünkü ona bazı... Çok şey bekleniyor. Yani Hidayet çok oynama meraklısı değildi. Çünkü iyi değildi. Mahcup olmak istemiyordu. Fakat bazı insanlar, hepimiz, ben de dahil olmak üzere, hadi Hido, bu takımın sana ihtiyacı var dedik. Çünkü Hido basketbol oynarsa çok faydası olur. Evet, Ömer Onan'ın talihsiz sakatlığı son günlerde. Olsun, olsun. Fazla. Ama Ömer, kaptan da Ömer Onan da gitti. Takımla birlikte zaten orada çalışmıştı. Hala, tabii, moral veriyor. Onu da, tabii, ben takımın bir parçası olarak, olsun, olsun, sayıyorum. Olabilir ya. Aksilikler, evet, olur şanssızlık yani. Sana bir şey daha söyleyeyim. İspanya takımında Navarro yok ya. Evet. Yani daha ne olsun. Ama sana bir şey daha söyleyeyim. İspanya bana göre bu turnuvanın bir numaralı favorisi. Ki 2009-2011'i kazandı. Bak, olimpiyat ikincisi. Lütfen rica ediyorum. Ricky Rubio'yu seyredin. Oyun kurucu nasıl olur? Evet. Nasıl kendisini eksik? Şut atamıyordu. Turnike atamıyordu. Oyun kuramıyordu. Sadece eksantrik paslar veriyordu. Bir oyuncu kendini nasıl geliştirir? NBA'de Minnesota'da geçen sene yani çok iyi işler yaptı. Ama işte basketbol takım oyunu değildir. Basketbol birebir oyundur. Çünkü yapayalnız kalıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Futbolda da nasıl? Bir yanda kalıyorsun, şutu kendin vuracaksın. Takım halinde mi vuruyorsun? Evet. Bütün mesele şu. Bireysel olarak kendini geliştirmelisin. Enes Kanter'i de soracağım. Sakatlığı da vardı ama milli takımımızda siz az önce dediğiniz potu altımız hiç kimse de yok diyor. Bir de Enes Kanter'imiz de var yani bu takımın. Şöyle Enes Kanter'imiz demeyeyim. Bir türlü faydalanamadık. Enes Kanter'imiz demeyeyim. Enes Kanter var. O daha bizim değil. Evet, doğru. Çünkü Enes Kanter bana göre Zaza Poçulya kadar bile faydalı olmadı bu ülkeye. Doğru. Ama şu anda mesela çok özel tek kişiyle çalışıyor. Kimle çalıştığını biliyor musun? Yok. Postacıyla çalışıyor. Karmanoğlu'na birebir çalışıyor. Doğru, ona yapıyor. Ona hem hayatı hem de basketbolu öğretiyor birebir. Eğer önümüzdeki sene NBA'de belki de en çok adından bahsedilen bir olur. İlk cümlesi şu olmuş Karmanoğlu'nun. Geçti karşıma demiş, geçmiş. Demiş ki bak hiçbir yere gitmeyeceksin. Deniz yok, hiç kimse yok. Twitter yok. Facebook çok kullanıyordu. Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kenara çekiliyorsun. Bir tek şey. Sen şu anda Michael Jordan draft edilirken kaçıncı draft edilmişti biliyor musun, evet, dedi. Drexler'in arkasında üçüncü. Ama dünyanın en iyi basketbolcusu majesteler oldu. Sen üçüncü draft edildin. Neredesin dedi. Ve şu anda sıfırdan Enes iki sene sonra belki de bizim de olabilir. Ve bütün dünyaya da şey yapabilir. Şampiyonaya dönelim. Çok kısa süremiz kaldı. Tamam. Olası İspanya ilerlerde... çeyrek final ve yarı finallerde oralarda İspanya ile eşleşirsek nasıl yenebiliriz İspanya'yı? Zor bir soru. Nasıl yeneceksin? Çok zor. Çok zor. Ama yani şöyle 3 saniye için iyi kullanırsan, evet, yenersin. Ya bizim herhalde bu turnuvada belki de şampiyonluktan da önemli dünya şampiyonasına gidecek sıralamayı almak da bizim için çok önemli olacak. Mesela bence Ömer Onan bir Rudy Fernandez gibi oynamalıydı. Tamam mı? Yani şöyle Birkan Rudy Fernandez gibi oynamalıydı. Türkiye'de basketbol spor kültürü yok. Birkan'a diyorum ki Karşıyaka'da kal bir sene daha. 3 kuruşa, evet, 5 kuruşa kendinizi satmayın. Barışlar. Şu anda Türkiye'de 20 tane oyuncu var. Gelişmesi durdu. Neden? Gidip para için kendilerini, evet, satıp büyük takımlarda Kenan kenarda oturmak. Mesela geldi şimdi. Fenerbahçe. Oynar. O oynayacak. Ve böyle de bir jenerasyon. Herhalde bu arkadan da müthiş bir jenerasyon geliyor. 2013 müthiş gençler... bir jenerasyon değil. Birkaç kişi geliyor. Jenerasyon derken 10 kişi demen lazım. Ama şampiyon olan bir takım var 2013 gençler şampiyonu. Onların hepsini geleceğini sanma. 1.95'i geçen pivotla olmaz bu, evet, işler. Ama iyi oyuncular var. Ve şöyle söyleyeyim. Menajerler basketbolun çok büyük zarar veriyorlar. Herhalde her spor dalında maalesef. İtalya'da menajerler basketbolu bitirdi. Avrupa'nın birçok ülkesinde bitirdi. Türkiye'de de 13 yaşında çocuğun menajeri var. Ve yanlış yönlendiriliyor. Basketbol gelişmesi için yardım, evet, edip teke tek antrenör vermiyorlar. Zamanın bitti. Evet, zamanımı uyarıyorlar. Şampiyonayı dediniz Türkiye'nin işi. Ben çok merak ettiğim için çok kısa bir şey soruyorum. Rejiden de rica ediyorum. Obradovic, Ergin Ataman birleşmesi. Önümüzdeki sezon nasıl bir lig bekliyor? Çok kısa. Türkiye'nin belki de basketbolda ikisi bir araya geldiği zaman yani ikisinin mücadelesinde yer yerinden oynayacak Türkiye'de. Müthiş bir mücadele olacak. Son bir sorum daha. Bunu da yine özür diliyorum. Kobe Bryant sakatlık yaşadı. Sizce eskisi gibi geri dönebilecek mi efsane oyuncu? Kobe Bryant'ı fazla sevmem ben ya. Kişiliği gelişmemiş insanları sevmiyorum. Evet, onun öyle sıkıntı. Dönmese umurumda bile değil. O kadar sevmiyorum. LeBron da öyle. Yani neden biliyor musun? LeBron üniversite okumayıp lise mezunu, evet, olup da belli entelektüel kültürü almayan insanları sevmiyorum.
En sevdiğiniz NBA oyuncusunu alayım o zaman. Ya Majesteler, onun üstünde var mı? Yok tabii de şu an aktif oyuncu. John Stockton, dünya kalite geç otur, ansiklopedileri evet. Konuş, her şeyi konuş.